Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konuşma 3 farklı şekilde yazdığım makale, yöntem sorununu anlama, modernliğin yöntem tiranlığı, 2 yerde sundum. Dolayısıyla birbirinden farklı şekilde yazılmış ama aynı hususları içeren bir makaledir. Bu makalenin 2 tane temel hedefi var. Birincisi, yöntem sorununun modern bir sorun olduğunu, özellikle epistemolojideki kesinlik problemiyle alakalı bir sorun olduğunu ifade etmek. İkincisi ise, yöntem sorununun bir turnusol kağıdı gibi kadim dünya, geleneksel dünya ile modern dünya arasındaki farkı ortaya koyduğunu ifade etmek. Makaleye şöyle başlamıştım hatırlıyorsanız. 15. yüzyılda başlasa da esasen 17. yüzyılda Bacon ve Descartes'la başlayan metot arayışlarının bugüne değin bir tiraniteye, yani bir hükümranlık arayışına dönüştüğünü ve dolayısıyla bilgideki kesinliği sağlamaya matuf olan metotların birbirine baskı yaptığını ve dolayısıyla özellikle felsefede, başta felsefi alanı olmak üzere, daha sonra kültürün ve zihnin bütün alanlarında bir hükümranlık yarışı oluştuğunu. Nitekim 1950'lerde Fairbank'ın Against the Method, yönteme karşı diye, yönteme hayır diye çevrildi. Ardından Gadamer'in Truth and Method, Hakikat ve Metot adlı kitabı, Sheldon Wolin'in Policy as a Vocation adlı kitabı, esasen felsefede rasyonalitenin kesinlik arayışlarını ifade eden yaklaşımları seslendirir. Nitekim bu yaklaşımlara baktığınızda Descartes'in felsefeyi kendi metodu üzerinden yeniden bilimleştirmek istediğini, Peirce'ün matematik yoluyla felsefeye üniversalite kazandırmak istediğini, Husserl'in anlama metodu, fenomenolojik yönelim metodu kullanarak insani alandaki bütün problemleri kesin bir şekilde çözecek bir yol aradığını ve nihayetinde tersinden konuşursak Carnap'ın özellikle pozitivizm metoduyla, doğrulama metoduyla felsefeyi bilim gibi ele alarak bir kesinlik zemini oluşturmak istediğini ifade ederler. Bütün bunlar neyi ifade ediyor diye sorulduğunda şunu söyleyebilirim. Kadim dünyanın güvenli suları Descartes felsefesiyle tabiri caizse darmadağın olmuştur. Descartes, Cogito'nun, düşünen öznenin, bilginin kesinliği hususunda bir zemin teşkil ettiğini, Tanrı'nın, varlıkın, eşittir olarak anlıyorum, varlıkın, bilginin gerisinde kalarak, tabiri caizse parantez içinde konuşacağım, bir nevi koltuk değneği kullanılmasıyla yeni bir sistemin inşa edilmesi gerçekleşmiştir. Nedir bu inşa? Kesinliğimizi oluştururken neyi temel alacağımız bir sorunla karşılaşıyoruz, sorunuyla karşılaşıyoruz. Eskiden sorun varlıkla çözülen bir sorun idi, hatırlayacaksanız. Platon görünüş ve gerçeklik ikilemini epistemolojide görünüşü doksa ile gerçekliği episteme ile ifade ederek doğru bilginin idealarda olduğunu ifade etmişti. Aynı hususu kıvrak bir zekayla, İkili dualite içinde değil, monistik bir yaklaşımla Aristoteles sunmuştu. Aristoteles tikellerin içine tözü yerleştirerek
gerçekliğin tözde, arazların görünüşü yansıttığı şeklinde bir anlayış ortaya koymuştu. Şimdi bunlar neyi ifade eder dediğinizde şunu ifade ediyordu. Bilginin yapıları gerçekliğe tabi olarak ortaya çıkıyordu. Varlıka tabi olarak. Hepinizin bildiği ilim malumata tabidir derken bilinenin varlıkın belirleyici olduğunu söylersiniz. İslam düşüncesi de, Hristiyan düşüncesi de orta çağ boyunca bu süreci devam ettirmiştir. Ama 15. yüzyılda praksisin, pratiğin egemenliği, bilgi yaklaşımının tüme varımdan tümden gelime çevrilmesi, bilim demeyeceğim, philosophia naturalis dediğimiz doğa felsefesi, çünkü bilim 1800'lü yıllarda tesis oluyor ama geçmişte bilim diye kabul edebilirsiniz. Bilimsel yaklaşımın neşvi nema bulması felsefeyi zorladı. Ve hepiniz Descartes'in metot üzerine konuşmanın daha ilk başlarında şöyle bir ifade, mealen söylemeye çalışıyorum. Notlarımda var ama aklımdan. Bütün insanlara eşit dağıtılan sağduyunun ya da akılın herkeste bir şekilde var olmasına rağmen niçin insanların farklı düşündüğü bir gerçeklik olarak. Ben öyle bir metot bulacağım ki bütün insanların farklı düşünmesini tek bir noktada ifade edeceğim. Dolayısıyla Descartes'in geçmiş felsefeleri eleştirerek yeniyi inşa etme noktasında en temel özelliği kesinliği sağlayacak yöntem arayışıdır. Niçin bu yöntem arayışı gerçekleşmiştir? Biraz önce ifade ettim. Varlıkın, varlık bilgi değer ekseni içinde varlık korelatının epistemenin arkasına geçirilmesi veya anlamanın, bilmenin öne çıkarılması ister istemez bilginin gerçeklikle temasında, hemen yine bir parantez açacağım, cogito, düşünen ben, karşısında duran madde, beden ile karşılaştı. Şimdi bütün felsefe, modern felsefe, düşünen ben ile karşımızda duran beden, gerçeklik arasındaki ilişkinin nasıllığı üzerine kurgulandı. Bu şu anlama geliyor. Kadim dünyadaki görünüş ve gerçeklik sorununun tabiri caizse bir iç dış sorununa evrilmesi. Hocam nasıl oluyor derseniz, şöyle bir canlandırma yapmaya çalışayım. Düşünen ben ile karşımda duran kadim dünyada aşkın ile, aşkın varlık ile bağlantılandırılan bir hususiyete sahip idi. Fakat modern felsefede düşünen ben, biz buna yalıtılmış özne diyoruz, cogito. Çünkü Descartes'in cogitosu, yine metinlere baktığınızda, metot üzerine konuşmada, sadece ve sadece düşünen bendir. Duyan, hisseden, acı çeken, haz vesaire sahibi varlık değildir. Peki bu tanımı nereden ödünç aldı derseniz, Orta Çağ'dan ödünç almıştı. Tabiri caizse ta kadim dünyaya dayanan aklın gerçekliği temaşa ettiğine dair bir aksiyon elde var bir olarak tutuldu Descartes tarafından. Dolayısıyla yalıtık bir özne var. Bir de karşımda duran bir gerçeklik alemi var. Burada gerçeklik alemini tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü bir sıçrama yaparak söyleyecek olursam, 20. yüzyılda Sartre varlığı, görünen varlığı açıklarken şöyle diyor. İfşa olmak için kendisinden başkasına ihtiyaç duymayan. Neyi anlatmaya çalıştım?
200 yıl, 300 yıl sonra daha açık bir şekilde ifşa olmak için kendisinden başka herhangi bir şeye ihtiyaç duymayan varlık. Çünkü bu olmasa bile, Sartre'ın ifade ettiği varlık olmasa bile, Descartes'in ortaya koymuş olduğu varlık, tabiri caizse bugün bilimlerin mekanik anlamda incelemeye çalıştığı varlıktır. Ha, Descartes bunu biraz geriye çekilerek inanan bir Hristiyan olarak ifade etti. Fakat biraz önce söylediğim gibi koltuk değneği olarak Tanrı'yı tabiri caizse sistemine monte etti. Durmuş Hocaoğlu, Descartes uzmanıdır, şöyle söyler. Descartes'in kendi sistemini kurmak için Tanrı'ya olan ihtiyacı bir ilahiyatçının ihtiyacından daha fazlaydı. Ama hangi manada? Sistemini, modern felsefeyi oluşturacak olan sistem. Ruh ve karşısında beden. Tanrı nerede burada? Tanrı yok burada. Tanrı bu kurgunun arkasında duran bir garantör şeklinde. Bu resmin daha sonra ister istemez mekanik aleme doğru kaydığını herkes biliyor. Şimdi problem nerede? Problem şu. Yalıtık özne ruh ile gerçeklik beden. Ha biz buna ne diyorduk? Fenomen diyorduk, değil mi? Peki Descartes fenomen diyor mu? Hayır, beden diyor. Bir adım sonra Spinoza Tanrı tözünün, Tanrı'nın töz oluşunun ister istemez ikisi arasındaki ilişkiyi oluşturduğunu söyleyecek. Leibniz, bilgideki kesinliği çoklu alem ya da monatlar teorisiyle oluşturacak. Burada yapılması gereken şuydu, ruhtan bedene giderken, yani dış dünyaya giderken, hangi hususu kullanırsak gerçek ya da doğruyu ortaya çıkartabiliriz. Gerçekliği kavrayabiliriz. Hemen aklınıza şöyle bir şey gelir. Hocam baktığımız zaman gerçekliği görebilir miyiz? Ya arkadaşlar zaten bütün felsefenin belki de hakikat problemi dediğimiz hususiyet burada düğümleniyor. Temaşamız gerçekliği bize verebilir mi? Bakışımız bize verebilir mi? Hepinizin bildiği çok güzel bir kitap vardır. Peter Berger'ın Görme Biçimleri. Salt görmek. Karşımda duranı anlayabilmek için yeterli midir? Ya da tersinden söyleyeyim. Neyle görürüz? Zihinle mi görürüz, beyinle mi görürüz yoksa organ olarak gözümüzle mi görürüz? Burada hiç kimse aklı başında gözümüzle gördüğümüzü söylemez. Zihnimizle gördüğümüzü söyler. Niye? Çünkü görmeyi esas oluşturan beyindir. Göz bir araç hükmündedir, başka bir şey değildir. Şimdi Descartes'in düşünen beni gerçekliği nasıl kavrayacak? Felsefeye başlayanlar, müptediler şöyle bir şey zannederler. Biz baktığımız zaman gerçekliği görürüz. Göremezsiniz arkadaşlar. Böyle bir imkanınız yoktur. Ancak kalıplar içinden göresiniz. Tasavvurlar içinden görürsünüz. Bu tasavvurlar sizin resminizi oluşturur dünya hakkında. Çünkü biz varlığı ancak tasavvurlar, resimler, küçük resimlerle görebiliriz. Tasavvur dediğiniz kavramlardır. Bu kavramlar birbirleriyle ilişkiye girerler, tefekkür olurlar. Tek başına tefekkür bilinenden bilinmeyene epistemik anlamda bir yolculuğa sebep olabilir. Ama tefekkürün bir medeniyet içinde, bir çerçeve içinde etkinlik kazanabilmesi için tefekküre tenkit eklemeniz lazım. Tenkiti yapmadığınız zaman tefekkür resminiz donuklaşır.
her daim resmi tazelemek ya da çeşitli açılardan ele almak lazım. Burada da bitmiyor. Tasavvurdan tefekküre, tefekkürden tenkide geçtikten sonra bütün bunların bir tahayyül oluşturduğunu, bir düşünme evreni oluşturduğunu fark etmeniz lazım. Şimdi böyle anladığımız andan itibaren modernlik kojitonun yani bilen öznenin gerçekliği nasıl kavrayacağı problemine dönüşüyor. Ve bu noktada Descartes bize metin olarak okuyayım isterseniz. Gençliğimden beri beni bir takım düşünce ve düsturlara götüren bir yol üzerinde bulundum. Onlarla bir metot kurdum. Onunla da yavaş yavaş bilgimi arttırdım. Bunu da zihnimin fakirliği ile ömrümün kısalığını gösterebildiğim en yüksek noktaya basamak basamak çıkarma yolunu buldum. Metot üzerine düşünmeler 5. 6. sayfa. Karasan tercümesi. Descartes'in bu çabaları dikkatlice düşünülürse onun tam ve kesin bir dünya anlayışına varacağımızı iddia ettiği görülür. Çünkü Descartes'in bütün meselesi gelenek dediğimiz geçmiş bakış açısının iptal edilip yeni bir bakış oluşturmak. Bunu niye söyledim? Çünkü bugün bilimin üzerinde durduğu bakış Descartes'in açmış olduğu çığırla ilgilidir. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. O zaman konuma tekrar bir giriş daha yapayım. Makalede iddia ettiğimi görürseniz, bugün bilimin problemli zeminini anlamadan dini bilimlerin, İslami ilimlerin mevcut ilimlere öykünmesi büyük bir problem oluşturuyor. Yani buna dikkat çekmek için. O probleme yeniden döneriz. Ama Descartes'in asıl meselesinin dünyayı açık ve seçik bir biçimde kesin olarak anlamaya çalıştığı hususiyeti olduğunu ve bu çerçevede modern bilimin gerçekleştiğini de söyleyebilirim. İsterseniz bir parantez, bir sıçrama daha yapayım. Şöyle soruyu ortaya koyayım. Bu sene biliyorsunuz 2019 Fatih Sezgin yılı ilan edildi. Ben de bu konuyla ilgili neler ortaya koyabilirim diye düşündüğümde şu soruyu sordum kendime. Bilim nesnesini oluşturabilir mi? Buyurun. Şimdi şöyle derseniz, hocam bilimin nesnesi zaten orada duruyor derseniz, sorum şu olur. Böyle bir metafiziği nasıl varsayıyorsun? Bilimin orada durduğunu ifade ettiğin zaman. Çünkü eğer bilimi objektif bir bakış açısı yöntemlerle, yani deney ve gözlemle yürüyen bir faaliyet kabul ediyorsanız, işte orada duranı, karşısında duran her neyse, onu nesnel bir biçimde ele aldığını ve inşa ettiğini söylemeniz lazım. Bu mümkün mü? Aşkın bir metafizik ortaya koymadan, metafizik deyince de sakın ha tanrısallık falan anlamayın. Yani nesnelerin görünüşünün ötesine giden bir anlayış ortaya koymadan bilimin nesnesini inşa ettiğini söylemeniz mümkün değildir. Bu şu anlama gelecek. Bilim dahi bu işi yaparken, ben en hafif tarzıyla söyleyeyim, naif realizm işte orada olduğunu kabul ediyor. Bu bir metafiziktir. Orada durduğunu kabul etmesi. Oysa biraz bilim felsefesini anlayan insanlar şunun farkında olmalıdır. Bakışınız eğer nesneyi belirliyorsa, dur bakalım, idealizm oluşuyordur burada. Çünkü idenin, düşüncenin belirlediği her şey özneye verilmiş bir hak gibi idealizmin onu inşa ettiği söylenir. İnşa ettiği düşüncesine gider. Ama burada da sıkıntı şu oluyor,
bilim gibi nesnel, yani herkesin denemesine, deneyimine açık bir alanın realiteden kalkan bir tarafının da olması lazım. Hayır, her şeyi realite, dış dünya belirliyor derseniz bu sefer de modern düşüncenin kabul edeceği bir tutum olmaz. Çünkü Descartes'in açtığı yol 120 sene sonra Kant'ta mundus sensible ve mundus intelligible dediğimiz duyulur dünya ile düşünülür dünyayı birbirinden ince bir şekilde ayırt edişle Kant'ta tezahür edecek. Ve Kant'ın devrimi dehşet bir devrimdir düşünce için. Niçin dehşet bir devrim dedim? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz problemleri önümüze çıkarmıştır Kant. Artık incelikli bir şekilde önümüze koymuştur. Bu sadece modernliğin değil, artık geleneksel dünyanın problemleriyle de karşılaşmışızdır. Nedir o derseniz, hemen biliyorum sıçramalar yapıyorum ama felsefe bildiğinizi varsayarak gidiyorum. Şimdi nedir problem dediğinizde çok basit. Kadim dünyada makuller, düşünülenler varlığın ve düşüncenin formları olarak tabiri caizse birbirine paralel idi. Yani varlıktaki makulat, düşünülür olan hususlar insan düşüncesinde, aklında mevcut idi. Fakat Kant'ın dogmatik uykudan uyanması, sentetik a priori oluşturması şunu ortaya çıkardı. Dış dünyada makulatın olduğunu bilemeyiz. Bu anca olsa olsa insan zihnindeki öğrenilebileceklerdir, makulatlardır, kategorilerdir. Bu şu anlama geliyordu. Kadim dünyada varlık, malumat bilinen, akla kendisini tab ettirirken modern dünyada artık spectator dediğimiz gözeten veya seyirci, gören akıl artık varlığı belirliyor. Dışarıda, dış dünyada bulunan varlığı belirliyor. Daha ötesi de arkadaşlar, bu varlığı belirlerken zaman ve mekan formlarının duyarlılık şeklinde, anşan şeklinde insan zihninde bulunduğu hususudur. Ya bu bir trajedidir bizim için. Niçin trajedidir? Tarihsellik probleminden kaçamayız arkadaşlar. Tükaka diyerek, insanları linç ederek bu problemi çözemeyiz. Çünkü modernlikle birlikte o zaman ve mekan dediğimiz varlığa ait kategoriler artık insan zihnine indirgenmiştir. Bu şu anlama geliyor. Artık kutsal hususlar da dahil olmak üzere belli bir zaman ve mekanda konumlandırılmadan anlaşılması mümkün olmayan şeyler hususlar olarak anlaşılıyor. Dolayısıyla Descartes'in açtığı, yapmak istediği husus cogito ile, düşünen ben ile dış dünya arasındaki ilişkinin nasıl sağlanacağı hususu ve bu hususun tek bir aracı vardı, yöntem sorunu. Ontolojinin ya da varlığın buna ihtiyacı yoktu çünkü biraz sonra meseleyi üzerinde, etrafında dolaştıracağımız mesele, onlar asıllar idi. Asıllar tabiri caizse neyin düşünülmesi gerektiğini belirliyordu. Ha, bu asılların içindeki turuklar, tarikler yöntemler olarak, ama modernlik aslı oluşturan varlık korelatını ortadan çekince biz bilgi ve bilginin, düşünen zihnin karşısında bulunduğu bir gerçeklik alemiyle karşılaştık. Ve bu aradaki ilişkiyi sağlayacak tek bir unsur var, o da yöntem. Neydi yöntem? Bir gerçekliğe, bir hedefe varmak için tuttuğumuz yol. Peki,
Bir problemle karşılaştığımız, yani niye yöntem ararız? Çok basit. Bir problemle karşılaştığımızda ya da aşina olmadığımız bir durumu kavramak için yöntem ararız. O yüzden modernlik bu durumları aşabilmek için hep yöntem geliştirmeye çalışıyor. Descartes'in meşhur yöntemi, elma metaforunun verildiği biliyorsunuz dört basamaklı bir metottur. Bu metodun birincisi, temele ulaşabilmek için her şeyden kuşku duyacaksınız. Bu şu anlama geliyor. Yani biz de ifade ediyoruz. Bir sepet elmanız varsa, elmanın içindeki çürükleri, o sepetin içindeki çürükleri el yordamıyla ayıklayamazsınız. Yapacağınız hepsini şüphe mahkemesine sokmak. Sanık mahkemesine sokuyorsunuz. Acaba bu mudur? Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Orta çağ felsefesi, tabiri caizse orta çağ düşüncesi devri bir inanç, iman devri iken modern dönem artık şüphe devridir. Bu artık bizim de tabiri caizse iliklerimize kadar sinen bir hususu yansıtır. Çünkü metodun başlangıcı odur, şüphedir. Ha, daha sonraki gelenler Descartes'in şüphesinin bir kurgu olduğunu, mesela pragmatistler, bizim inanç şüpheyle başlamadığımızı, hayır inançla başladığımızı söylerler. Bu da şunun içindir. Biz var olan herhangi bir şeye şüpheyle başlamayız. İnancımız inkıtaya uğrar, o zaman düşünmeye başlarız der. Şüphe etmeyiz. Bu şu anlama gelir. Mesela bir pilavı yiyorsunuz. Pilavı yerken kıtırtı duymaya başladınız. Yaptığınız şey nedir? Daha yavaş çiğnemeye başlarsınız. Kıtırtılar fazla geliyorsa durursunuz. Ya da başka bir örnekle, yolda yürüyorsunuz, ayağınız birbirine girdi, takıldı, düşmeye başladınız. O zaman ne yapmalıyım sorusunu sorarsınız. Veya yerken bu nedir sorusunu. Dolayısıyla şüphe ettiğiniz zaman değil, inancınız sarsıldığı zaman düşünmeye başlarsınız. Çünkü insan bu hayatı alışkanlıklarla yaşar. Ne zaman ki alışkanlık inkıtaya uğrar, herhangi bir şekilde sıkıntılı bir duruma dönüşür, ister istemez düşünme başlar. O yüzden düşünme, tabiri caizse biz lüks bir faaliyet deriz, durup dururken oluşmaz. Meselesi olması lazım, sorunu olması lazım insanın. İnsan herhangi bir problem çekmiyorsa düşünmez. Düşünmek için her daim bir meseleyle, varoluşsal bir hususla karşılaşmanız lazım. O yüzden Descartes'in şüphesi birinci metottur. İkincisi, hatırlarsınız, parçalara ayırmaktır. Niye? Çünkü hazmedemediğiniz, kavrayamadığınız şeyleri küçük parçalara bölmeniz lazım. Bu bölümlemeyi yapmazsanız, yani analiz etmezseniz, ister istemez hangi sorunun ortaya çıktığını göremezsiniz. O yüzden de ikinci husus budur. Üçüncü husus, parçalara ayırdıktan sonra herhangi bir şekilde yanlış yapıp yapmadığınızı kontrol etmek. Yani ayırdınız, sağlamlarını aldınız ve bütün bunları doğru yapıp yapmadığınızı anlayacaksınız. Dördüncü hususu kafam şey yaptı, durdu. Hemen söyleyeyim. Üçüncü husus, basitten karmaşığa hususları tekrar gözden geçirmek. Dördüncü husus da tekrar yanlış yapıp yapmadığınızı kontrol etme mekanizması. Şimdi Descartes'in bu yöntemi ister istemez başka düşünceler için de bir temel arama hususiyetine girdi. Bunu nereden söyleyeyim? Hatırlayacak olursanız Spinoza ahlakı inşa ederken nasıl bir ifade kullanıyordu? Şöyle ifade kullanıyordu. Geometrik usulle ispatlanmış bir ahlak. Niye? Çünkü
düşünen ben ile gerçeklik dediğimiz hususiyet arasındaki ilişki geometri üzerinden gerçekleştiriyordu. Descartes matematik üzerinden yapıyordu. Leibniz mantık ve matematiği tekrar birleştirdi. Hatırlayacak olursanız sisteminin problemlerini çözmek için mantığa 3 husus daha ekledi. Hatırlayabildiğim kadarıyla bir, özdeşlerin ayrılmazlığı, yeter sebep ilkesi ve hususiyetin her monatta bulunduğu. Bu mantığın, modern, klasik mantığın varlığı yansıtmak için yeterli olmadığını, buna ilaveten aşağıdaki hususların zenginleştirilmesi gerektiğinin işaretiydi. Bunun nedeni neydi? Hemen onu da söyleyeyim. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, kadim felsefe özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü şıkkın olmayışıyla fizik alandaki hususiyetleri metafiziğe taşımıştı. Bu manada kadim dünyanın rasyonelitesi soyutlamalarla problemleri, tikel dünyadaki problemleri göz ardı ediyordu. Çünkü bütün yapılan soyutlamalar teorideki var olan problemleri çözüyordu fakat aşağıdaki problemleri açık bırakıyordu. Fakat modernlik mod değiştirince, nedir o mod? Düşünmedeki bütün sistemleri tersine çevirdi. Çünkü Descartes'la başlayan süreç bizim antinomiler dediğimiz problemleri yeniden gündeme getirdi. Mesela şöyle başladı. Hatırlayacak olursanız görünüş ve gerçeklik problemi Antik Yunan'ın ilk problemidir. Thales'ten başlayarak görünüş ve gerçeklik problemiyle meseleler başladı. Peki bunu nasıl ifade ettiler? Teoriya ile ifade ettiler. Teoriya neydi? Temaşa etmek, gerçekliği bir başka türlü görmek. Peki teoriyanın karşısında duran neydi? Antinomi olarak praksisti, pratikti. Niye praksis değil de teoriya varlığın anlaşılması için bir öncelik olarak kullanıldı? Çok basit. O günkü dünyanın, modern dünyanın bakışı tikel olanlara değildi. Tümel olanlarıydı. Soyut olan, yüksek olanlaraydı. Ve bunu yapmak için teoriyayı özellikle seçtiler. Size şöyle bir soru sorsam, bunun arkasındaki meseleyi de anlayın. Çünkü bundan sonraki zihinsel süreçler için hepsi lazım. Rasyonel olarak problemlerini çözdüğünüz bir dünya mı ya da olumsallığın bulunduğu, içinde belirsizliklerin bulunduğu tikeller dünyası, şansın, tesadüfün, kötülüğün bulunduğu bir dünya mı? Hangisini seçeceksiniz? Rasyonel olanı, soyutlayacağınız, düzene tabi kılacağınız bir dünya. Peki bunu niye yaparsınız? Güvenlik. Güvenlik. O yüzden temaşayı seçti. Görünüşe değil gerçekliğe baktı. Teoriyaya baktı. Peki sabite mi baktı, değişkene mi baktı? Sabite baktı. Daha da ilerliyorum. Tümele mi baktı, tikele mi baktı? Tümele baktı. İlerliyorum. Ruha mı baktı, bedene mi baktı? Ruha baktı. Antinomileri çoğaltabilirsiniz. Modernlik bu resmi tersine çevirdi. Modernlik Fichte kadar dedi ki, biliyorsunuz praksis modern şeyde kadim dünyada kölelerin yaptığı işti. Temaşayı herkes yapabilir mi? Yapamaz. Ha, Descartes bütün insanların düşündüğünü söyledi. Kadim dünyada praksis kölelerin işiydi. Pratik sıradan herhangi bir kişinin yapabileceği işti. Ama ne zamanki Fichte dedi ki asıl olan düşünme değildir, eylemedir.
eylem düşünceyi zaten içinde barındırıyor dedikten sonra artık baktık ki ha praksis daha önemliymiş dedik. Sabit değil, değişkenin daha önemli olduğunu, bedenin daha fazla olduğunu, işte ne diyelim, antinomiler dünyasında aklınıza gelecek a priori, a posteriori, a posteriorilerin daha fazla olduğunu gördüğümüzde, şimdi buradaki tikerler dünyasının, praksis dünyasının sadece ve sadece kesinliği oluşturacak yegane aracı yöntemdir. Nitekim bu yöntem arayışı bilime o kadar sirayet etti ki bilim kendi gerçekliğini deney ve gözlemle, matematik ifadelerle ortaya koymaya çalıştı. Ama bilim üzerindeki çalışmalar, bilim üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Bilim 18. yüzyıldan tabiat ve sosyal bilimler diye yine kendi içinde bir sürece girdi. Benim esas ilgilendiğim nokta şuydu. Felsefe, yöntem, kesin bilgiyi oluşturacağım diye yöntem arayışına girdi. Ve çeşitli yöntemlerle karşılaştık. Bu yöntemlerin hiçbirisi birinden, yani birini diğerine tercih edeceğimiz bir üstünlüğe sahip değildir. Niçin değildir? Çünkü kendileri tarihsel içinde gerçekleştirdikleri için hakikati kavrayacak bir hususiyete sahip değildir. Dolayısıyla yöntem tiranlığı yapmanın hiçbir anlamı yok bilimde. Aynı şey felsefede de. O yüzden biz bunun farkında vararak felsefede aile içi tartışmalar deriz yöntem tartışmalarına. Yani Husserl'in metodu mu yoksa hermenötiğin ufukların kaynaşması metodu mu? Bunlar aile içi tartışmalardır. Ama buradan çıkıp işte eleştirdiğim nokta şudur. Yaşadığımız yüzyılda din bilimleri tabiri caizse meşruiyetlerini ve özellikle etkinliklerini yitirmeye başlayınca öykünerek doğa bilimleri ya da beşeri bilimlerdeki metotları kendilerine almaya çalışıyorlar. Ve problemi böyle çözmeye çalışıyorlar. Hemen ifade edeyim. Babanzade Ahmet Naim yaklaşık 100 yıl önce metot kavramının usul ile tercüme etmenin yanlış olduğunu ileri sürer. Zira asıl usulün müfredi bir şeyin temeli istinahgahı demektir ve fer'in de mukabilidir. Söz gelimi bir ağacın aslı köküdür, fer'i ise dalıdır. Bu manadan hareketle usul, baba ve annelerin dedeleri, furu ise çocuk ve torunlarıdır. Bu açıdan fulan şeyin usulü dairesinde yapılıyor denmesi, müstenit olduğu kaidelere uygun olduğunu işaret eder. Bu noktadan hareketle bir ilmin usulü, o ilmin istinat edileceği mebadi ve kavaid-i külliyi olabilirse de tariki tevasülü değildir. Yani onun tarihi değildir. Bizde işte usulsüzlüğümüz, vusulsüzlüğümüzdür ifadesi metot olarak anlaşılmamalı. Asıllar var bizde. Şimdi problemi söyleyeceğim. Metot ise belirli neticeye varmak ve özellikle hakikati ortaya çıkarmak için bir fikrin takip edeceği istidlal yolunu temsil eder. Bu kelime beraber manasına gelen meta ile yol manasına gelen odos kelimelerinin müterekkibi, yani bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Dolayısıyla metot kelimesinin karşılığı tariktir. Tarik maksada ulaştıran, kendisine nazarı sahih ile bakılmakla matluba tevasül mümkün olan yolu temsil eder. Matlup, tasavvur ise tarikin ismi muarif, tasdik ise tarikin ismi delildir. Fransızca mantık kitaplarında da metot bahsine tariften başlayıp delilde karar kılınır. Bu yüzden öfte metoda tarik, metodolojiye ise ilmi turuk demek icap eder. Dolayısıyla ona göre metodolojiye usuliyat denmez. Şimdi problem nedir?
Bana göre problem, yaşadığımız dünyanın nasıl bir düşünme evreni ortaya koyduğunu kavramaktır. Şimdi bu düşünme evrenini kavrayamadan genelde arkadaşlarımızın yaptığı şudur. Kur'an ve sünnet karşımda duruyor modern içinde ve ben ona bakarak onları bir şekilde çağa sunabilirim düşüncesidir. Tabiri caizse boğazımıza kadar modernliğe, modern olana batmışken siz o zaman ve mekansallığı bir nevi sindirmişken Kur'an ve sünnete baktığınızda oradan çıkardığınız bütün delillerin ya da argümanların bugünkü durumu yansıtacağı hususudur. Bunu yapamazsınız. Niye? Çünkü bir kere mevzunuz, mevziniz değişmiştir. Niye? Çünkü yaşadığınız evren, düşünme evreni eskinin ortaya koymuş olduğu düşünceyi ortaya koyacak bir bağlama sahip değildir. Peki hocam ne yapacağım? Ya eskileri sunsak, eskilerin işte usulünü, mebadiğini, kavaidini ortaya koysak, bu dünyada asılın dünyası olmadığı için, yani varlıkın dünyası olmadığı için, kojitonun dünyası olduğu için, hocam ne demek kojitonun dünyası? Marx'ın biliyorsunuz katı olan her şey buharlaşıyor. Aidiyetler ortadan kalkmış. Bağlılıklar, alakalar bir nevi tarumar olmuş. Özne kendisini inşa edecek. Nasıl yapacak bunu? Kadim dünyada bu iş kolaydı. Çünkü itaat dediğiniz zaman varlıkın gücü ister istemez size tesir ediyordu. O atmosfer içinde anlıyordunuz. Ama bugün öyle bir atmosfer yok. Çünkü varlıkın çağrısı bile duyulmuyor. Özne bu çağrıyı duymak için o hengamenin içinden konsantre olmalı. Bakın size bu süreci isterseniz ahlakta bir şekilde resmetmeye çalışayım. Kadim dünyada ahlak metafiziksel iyi ile başlıyor. Hatırlarsınız Platon ve Aristoteles'te iyi her zaman metafizik iyidir. Orta çağda teolojik iyiye çevrilir. Nedir bu? İlahi emir teorisi veya vesaire. Ama moderne geldiğinizde özellikle iyi bir kere metafiziksel özelliğini kaybetmiştir. İyi insani iyidir. Keşke orada dursa. Yine durmadı. Adam Smith'le ve özellikle Nietzsche ile birlikte değere çevrildi. Şimdi değer deyince eminim ki buradakiler yine ezberlerinden hareketle varlıka atfederler. Hayır arkadaşlar, değer sujenin değerlendirdiği şeye atıf eder. Onun için değerler eğitimi yapıyoruz. Değerler eğitimi Tanrı'yı seçmek anlamına gelmez. Sujenin neyi değerli bulduğuna işaret eder. Şimdi bu serencamı anlıyorsanız eski durumu ifade edelim. Yani size bir tefsir metni ya da tefsir yorumu sunulduğu zaman siz o hengameden sujenin yönelerek varlıkla irtibatını sağlamanız lazım. Çünkü dün de bugün de yapılan veya 200 yıldır yapılan husus şu. Ahlakta daha rahat olarak anlatayım. Niye ahlaki eylemi üretemiyoruz? Suçlu çıksın. Kur'an ve sünnet önümüzde. Suje herhangi bir şekilde ona bakıyor. Anlıyor her şeyi. Ahlaki eylem, suçlu irade. Çünkü irade gerçekten yönelirse, gerçekten Müslüman olursak problem çözüleceğini düşünüyor. Aynı şeyi tersinden temel İslam bilimlerindeki arkadaşlar diyor ki, bak size ayeti okuyorum diyor. Tırnak içinde şunu okuyorum, bunu okuyorum. İşittik, itaat ettik demeniz lazım diyor. İyi de o dünya yok ki. Suje
özgürlük alanı içinde mevcut tırnak içinde çağrının önce anlamını sorguluyor. Ne anlama gelir diyor. Bu neyi ifade eder diyor. Onun arkasından hemen bu kime söylenmiş, ne zaman söylenmiş, niye söylenmiş? Bütün bunlar çünkü sujenin zaman ve mekanı kendi kategorileri olarak zihnine yerleştirmesi artık algılamayı değiştirdi. Dolayısıyla ben bu üç makalede söylemek istediğim iki husustan ilki tekrar söylüyorum. Boşuna öykünmeyelim. Yani isterseniz Gadamer'in ufukların kaynaşması metodunu aktarmaya çalışın. Hadise aktaralım. Tefsire aktaralım. Pek çok sıkıntıyı göğüs germeniz lazım. Çünkü daha baştan aslın ne olduğu sorununu gözetmeden metot nedir sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Bu tam bir modern yöntem, modern bir yaklaşım. Ve burada bir sıkıntıyla karşılaşacaksınız. O yüzden de yani aslın ne olduğunu, aslın bize ne söylemek istediğini, varlıkı yani metafizi ortaya koymadan yapacağınız bütün iş revize eder. Yani bir nevi patinaj yaptıracak. İkincisi, o ilimleri, dini ilimleri, çünkü aynısını söyledim, hakikatle ilişkisini yeniden inşa etmeden sunduğunuz zaman modern sujeye, özneye, modern Müslüman, yeni nesil Müslümanlara bir şey söylemeyecek. O yüzden dini ilimler, buna ilahiyat bilimlerinin hepsini de ifade edebilirsiniz, hakikatle yüzleşmesini yeniden ortaya koymalıdır. Şöyle açıklayabilirim. Efendim bu ayet şuna işaret ediyor dediğinizde, mesela dün bir meal geldi, hemen ilk cümlesi, bu bir kitaptır. İlk cümlesi işte Allah'tan peygambere Cebrail vas kitaptır dediğinizde, işaret ettiğiniz hakikat kitap mı mı, ilahi hitap mı? Sizin probleminiz bu. Kitaptır diyorsunuz ama. Niye? Çünkü artık bir metin haline gelmiştir. Geleneğin içinden konuşan bir ilahi hitap değildir bu. Dolayısıyla bunu şunun için söyledim. Kitap hitap meselesi beni ilgilendirmiyor. İlgilendiren sorun şu. Tefsiri de, hadisi de, kelamı da yeniden hakikati nasıl yansıtırız, hakikatle nasıl karşılaşırız problemini ile yüzleşmedikçe eskiyi tabiri caizse dayatarak budur kardeşim usul işine gelirse dediğiniz andan itibaren problemi çözemezsiniz. Niye çözemezsiniz? Yaşadığımız dünya böyle bir dünya değil. Yaşadığımız dünya dur bakalım. Şüphe edeyim bakalım. Yani o zaman ve mekan içinde böyle anlaşılmış, başka türlü anlaşılamaz mı diye başlar size. Dur bakalım. O raviler gerçekten bu meseleyi anlatacak nitelikte miydi? Bu sefer tekrar ravileri soruşturmaya başlarsınız. Nitekim öyle yapıyoruz zaten. O yüzden ilahiyatın, ben de katılırım, iki temel hususiyeti vardır. Birincisi sahih bilginin nasıl inşa edileceğini oluşturmak, ikincisi de onun yorumlanması meselesidir bugün. Bütün bunlar da içinde yaşadığımız modernliğin ne olduğunun bilinmesiyle gerçekleşir. Çünkü hakikaten metot, metot, metot diyenlere şaşıyorum ben. Niye şaşıyorum? Çünkü ya arkadaşlar metot meselesi modernliğin epistemik bir meselesini ifade eder. Asıl mesele değildir bu. Peki hocam o zaman İslami bilimin yani İslami bilgilerin tırnak içinde kesinliği sorununu nasıl halledeceğim? Şimdi böyle yaklaşırsanız zaten problemimiz şu arkadaşlar. Asıl meselesini yani
ontoloji meselesini göz ardı ederek başlayacaksınız. Ve modern insan için, dışarıdaki herhangi bir felsefeci için söylüyorum, bilginiz epistemeyi ifade etmeyecek. Çünkü delillendiremeyeceksiniz, gerekçelendiremeyeceksiniz. O yüzden de ben bu meselenin kendi içimizde halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl? İki hususla. Bir, modernliği kabul edeceğiz. Modernliği kabul etmek şu anlama geliyor bana göre. Evet, artık bütün iş sujede bitiyor. Sujenin talepkar olmasını sağlayacağız. Ne demek sujenin talepkar olması? İnanca dayalı bir hayatı, ahlaki bir hayatı suje talep etmeli kardeşim. Bunu tırnak içinde varlıkın aşkınlığına, varlıkın kutsallığına referans vererek çözmemeli. Çünkü ahlaktaki bütün çözümümüz o. Çağrı gelsin, bizi değiştirsin. Bu şuna benziyor. Hani Kabe'ye gidenler bilir, şeyle karşılaşırlar. Kabe'yle karşı, hadi beni değiştir der. İkbal'in çok müthiş bir şeyi vardır. Ruh Kur'an'da değildir, sizdedir der. Sizin Kur'an'a yönelirken o ruha sahip olmanız lazım. Dolayısıyla sujenin talepkar olmasını sağlayacaksınız. Ahlaki bir hayat için, inanca dayalı, metafiziği inşa edecek bir hayat için. İkincisi de asıl dediğiniz kaynaklarınızı modernin ışığında, eski ışık da dahil, yeniden revize etmeye çalışacaksınız. Yeniden dırdır yerine tezahürdür, yaklaşımdır veya bugün için bize bunu söyler diyerek bir forma getirmeniz lazım geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla üç makalede söylemeye çalıştığım bu. İnşallah aktarabilmişimdir. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için.